Selamlar millet. GoPro'yu kafama taktım. Bu şekilde çekiyorum videoları. Buraya bayılıyorum. Ağaçların dalları eğik. Çok güzel bir ambiyansı var buranın. Kuru dalları toplamaya çıktım. Bazen kahvaltımı burada hazırlıyorum. Keyifli oluyor burası. Sanki doğal bir çadır gibi. Bütün yapraklar yere değiyor. Sanki doğal bir çadır gibi. Şu ilerlere doğru bakacağım. Yakın çevremdeki odunları sanırım artık erittim. Çünkü 2 aydır bu ormanda yaşıyorum. Haliyle yakın çevremde kuru dal bulmak artık çok zor oluyor. Hatta bazen ateş yakacağım zaman yarım saatlik yürüme mesafesine gider oldum. 2 ay kısa bir zaman değil. Böyle dalların arasında vesaire işte kuytu köşelerde biraz bulursam ne ala. Onun dışında gerçekten odun toplamak istiyorsam yarım saatlik bir yürüme mesafesinde odun topluyorum. Buralarda böyle ince odunlar oluyor genelde. Bunlar sanki küçük kozalaklar gibi. İnce odunlar var sadece buralarda. Çıra gibi bir şey buldum. Ağacın kabuğuymuş meğer. Güneş bu taraftan çok güzel batıyor. İzlemesi de çok keyifli. GoPro'yu kafama takmış olmam da bütün bu açıyı gayet keyifli veriyor bence. Bu yerdeki küçük dallarla ateş çok keyifli olmayabiliyor. Çünkü tüpümü vesaire çok fazla harcamak istemiyorum. Yemeğimi genelde bir ateş yakıp, minik bir ateş yakıp o şekilde yapıyorum. Karavana doğru götürelim bunları. Şuranın güzelliğine bir bakar mısınız ya? Resmen doğal çadır. Dallar eğilmiş. Ağacın belki 50 tane dalı var ve hepsi yere değiyor. Şunlara bakın. Bayılıyorum buraya. Kendimi çok iyi hissettiğimde yapıyorum burada kahvaltıyı. Masamı vesaire her şeyi buraya taşıyorum. Epey yaşlı bir ağaç olsa gerek. Şunları karavanımın yanına götüreyim. Sonra gerçek odunlar toplamaya gidelim. Testlerim hazır ama genelde kuru dallar topladığım için lazım olmuyor. Yine de ne olur ne olmaz diye yanımda götürüyorum her odunu toplamaya çıktığımda. Deli kızım merhaba. 24 saatin 25 saati uyuyorsun. Azıcık uyandırıp sevmeye çalıştığımda hemen 8 çiziyorsun. Hadi odun toplamaya gidiyorum ben. Gelecek misin? Anca yat. Uzunca bir yolumuz var şimdi. Sen ya kızım, sen ya. Diğer prenses gelmiyor, sen ya sen. Haydi onu toplamaya haydi. Köz köz yatıyorsunuz bütün gün. Yaklaşık yarım saat sürecek bu yürüyüş. Zemin kum olduğu için, plaj kumu gibi olduğu için
Böyle. Yürüyüş zorlu olabiliyor. Ama video çekerken insanın iki elini de kullanması gayet güzel bir şeymiş. Tepeler geçmem gerekiyor. Ve burası plaj kum olduğu için çok zor oluyor yürümek. Ama artık alıştım sanırım. Neden terlikle yürüyorum ki ya? Gerçi bir eşyası falan kıranlar olmuştur diye korkuyorum ama yine de kuma ayakla basmak çok keyifli. Şu an gayet güzel. Gün de güzel batıyor. Tepeyi de açınca orada odun bulacağımı düşünüyorum. Sıcak iyice terletti beni. Yandım şu an. Kurumuş bir dal. Göreceğiniz üzere odun toplamak için illa yeşil ağaçları kesmenize gerek yok. Yerlerde yeterince odun var. Yerlerden topladıklarınız yeter. Oo, buradan inilmez. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Burada galiba birileri yaşıyormuş. Ama böyle bırakıp terk etmişler burayı. İlk başta birileri var sandım ama kimse yok. İnsan eliyle yapılmış bu odunların vesaireden hiçbirini almayacağım. Doğadan kurumuş odun toplamaya devam edeceğim. Buradaki hiçbir şeye dokunmadan odun toplamaya devam.
odunlarımı topladım, yerine dizdim. Keyifli. Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum şu an. Saçmalıyorum abi. Keyifli, ne keyifli. Duşumu aldım. O çok önemli ama artık duşumu videoya çekmiyorum sürekli. Keza kızanlar oluyor içinizde. Çoluk çocuk izliyoruz diye. Gerçi şortla duş alırım ben ama çocuklarınızı plajda götürün. Orada da şortlu insanlar var. Velev ki de evet. Onu da söyleyeyim. Her zaman yanlış yerde kullanıyorum. Biliyorum, farkındayım. Ama bu velev ki benim için bir farklı bir anlamı var. Bir anlam yüklediğimden değil kelimeyi. Rahatlatıcı bir yerde kullanıyorum onu. Tam olması gerektiği yerde kullandığımı düşünüyorum ama velevkinin anlamı farklı bence. Yani velevkinin anlamını yanlış yapmışlar bence. Yani seviyorum bu kelimeyi. Velev ki kullanıyorum. Buna takıntılı olmayın. Bazılarınızınkini çünkü yorumlarda okuyorum. Yani yanında olsam dövecek beni. Böyle ülkeyi nasıl yanlış yerde kullanırsın? Ben konuşurken de D'leri dağılır birleşik konuşuyorum. Onun dışında birazdan ateşimi yakarım artık. Bir yemek yaparım, bir yemek yerim. Kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir video olsun. Yani normalde bir konu bulup da video çekmiyorum biliyorsunuz. Sadece işte olması gereken gibi. Ormandaki ikinci ayım bu arada. 2 aydır ormanda yaşıyorum. 60 gün oldu tam. Uzun bir süreç. İnanın bana ormanda yaşamak için uzun bir süreç. İlk 45 gün civarında hiç gelen giden misafirim bir kişi olmuştu sadece. Onun dışında ormandan çıkmamıştım diye. Sadece markete giderdim 10 günde bir, sonra gelirdim. Sonraki süreçte bir psikolojik rahatsızlığım olunca biraz daha sosyalleşmeye karar verdim. Yakın çevremi kabul etmeye karar verdim. Normalde gelelim diyorlardı. Ben izin vermiyordum koronadan ötürü. Ama şimdi onlara gelebilirsiniz demeye başladım sevdiğim arkadaşlarıma. Onun dışında kusura bakmayın gelmek isteyenler oluyor Instagram'dan vesaire. Gelin diyemiyorum şu an. Çünkü hala süreç bitmedi korona sürecim. Şu an sadece yakın arkadaşlarıma. O da psikolojikmen rahatlamak için. Başka bir amacı yok yani. Şey diyenler oluyor. Bak bizi kabul etmedin ama orada insanlar var yanında diye. Evet var ama o insan benim 5 yıllık arkadaşım yani. Şimdi onu çağırdın diye seni de çağıramam. Velev ki süreç bittikten sonra toplu bir görüşürüz. Keyifli olur. Buraları seversiniz. Görseniz çok seversiniz gerçekten. Kahve almak isterseniz, biliyorsunuz kahve satarak geçimimi sağlıyorum. Kahve almak isterseniz Instagram DM'den mesaj atabilirsiniz. Instagram'ım tantin34. Oruç tutmuyor musun diye kızmayın. Evet tutmuyorum. Ama bu beni ilgilendiriyor diyor, biliyorum. Yani bu benim oruç tutmamam kitlesel bir sorun değildir diye tahmin ediyorum. Videonun sonuna geldik zaten. Eğer bunu izlemek seni rahatsız ediyorsa artık yeter, izleme, boşver. İftarı bekle. Ondan sonra izlersin ya. Birbirimizi kırmayalım. Güzel güzel sohbet edelim. Yorumlarda artık okumaya korkuyorum yorumları, inan bana. Bir de ben şeyimdir yani, empat bir insanımdır. Herkesi önemserim. Herkese böyle bir düşüncesine ortak olmaya çalışırım. Ama bunu küfre yerken şey yapamıyorum. Empat olamıyorum. O yüzden çok sert konuşmayın. Çok sert. Olumsuz yorumlar yapın. Sabahtan akşama kadar yapın. Ama hakaret vari olmasın böyle. İşte sen ne boş adamsın, ne amaçsız adamsın. Evet. Öyle görüyorsan öyleyim. Yani ona yapacak bir şey yok. Evet boş adamım. Hiçbir doluluğum var vesaire de demedim. Tamamen boş bir adamım. Tamamen gereksiz bir adamım. Nasıl kabul ediyorsan. Ama yani oturup burada şimdi hayat felsefelerimizden konuşmayalım. Yorar hayat felsefelerimizi. Kıyaslama yapmak bile yanlış da hayat felsefelerimizi kıyaslamak bile yorar benim. O yüzden o felsefeye de girmeyelim. Tat tat anlaşalım. Tat tat sohbet edelim.
Yorumlara merak ettiğiniz güzel şeyler varsa sorun. Merak ettiğiniz olumsuz şeyler varsa da sorun. Ama hakaret var, lütfen konuşmayın. Dediğim gibi bir empat yanım var benim. Sert basıyor, ağır basıyor. Sizin bu küçük şeyleriniz, hakaretleriniz bende büyük yaralar açıyor. Yani saçma gelebilir size. Ama şöyle düşün, ormanda yaşayan, iki aydır ormanda yaşayan insanın tek sosyalleştiği yerdeyiz şu an. YouTube'da sosyalleşiyorum video atarken. Onun dışında bir insanla görüşüp konuşmuyorum bile. İlla ki gelen giden misafirlerim oluyor ama onlar da son iki haftadır, bir buçuk haftadır geliyorlar. Ondan önce kimse gelip gitmiyordu. Bir buhran dönemi geçirmesem yine kimseyi çağırmayacaktım. Ama artık patladım yani. Boktan bir süreç geçirdim. Ondan sonra arkadaşlarımı kabul etmeye başladım. Onu da haftada bir yapıyorum yani. Pazar günü sadece. Dediğim gibi benim de sosyalleştiğim yer burası. O yüzden önemsiyorum belki de. Belki de şehre karıştığımda, insanların arasına karıştığımda belki de önemsemeyeceğim yorumlarınızı. Ne yazdınız belki de umurumda bile olmayacak. Ama bu süreçte gerçekten umurumda oluyor. Lütfen hakaretvari cümleler kurmayın. Hepimiz iyi olduğumuz şeyleri yapıyoruz. İyi olduğumuz, iyi hissettiğimiz şeyleri yapıyoruz ya da yapmaya çalışıyoruz. Benim iyi olduğumu hissettiğim yerde buralar, ormanda yürümek, odun toplamak, ateş yakmak, yemek yemek, yemek yapmak, ıslak mendille tabak silmek. Yani benim de bu. Hayatım bu kadar belki de, bilmiyorum. Belki de dediğim gibi haklısınızdır, belki de boş bir insanımdır, boş bir kafa yapım vardır. Ama ben bu kafayı boşaltana kadar çok uğraştım. İnanın bana. Bu kafayı boşaltana kadar çok uğraştım. Eskiden çok dolu bir kafa yapım vardı. Ben boşaltana kadar çok uğraştım. Şimdi de boş mu diye sormayın. Evet, boş. Güzel sohbetti. Teşekkür ederim. Ben de telefonla konuşurken iyi hissediyorum bu arada. Yani bir gün, iki gün benim yerime koyabilirsiniz kendinizi. Bir gün, iki gün ormanda tek başınıza yaşadığınızı hayal edebilirsiniz ya da yaşayabilirsiniz. Ama iki ay çok uzun bir süreç, inanın bana. Bu durumdan keyif alıp nefret edip, keyif alıp nefret edip keyif alma aşamasındayım şu an. Şu anda keyif aşamasındayım. Yalnızlık seviyesi arttıkça buradaki sosyalleşmem de artıyor diye hissediyorum. Yani sosyal medyaya önem vermem artıyor gibi hissediyorum. Belki bir sosyal bir şeyler aradığım için. O yüzden diyorum işte çok kötü yorumlar yapmayın diye. Hakaret etmeyin en azından. Dediğim gibi sizdeki dilinizden çıkan küçük cümleler bende büyük etkiler gösterebiliyor. Saçma gelebilir size. Ama şu süreci göz önüne aldığınızda inanın saçma değil. Neyse, söyleyeceklerim o kadar. Kahve almak isterseniz DM'den mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeseniz de olur, yorum yapmasanız da olur. Eskiden şey diyordum, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyordum. Unutun, boş verin, yapmayın. Gerek yok herhalde. Bunu ben para kazanmak için değil, yani ilk YouTube açtığımda para kazanmak için açmıştım. Ama artık para kazanmak için yapmıyorum. Sadece sosyalleştiğim bir ortam olduğunu düşünerek yapıyorum. O yüzden beğeniye, yoruma falana filana gerek yok. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz, hoşça kalın.